Herkese Finlandiya'dan selamlar ve sevgiler. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Videoma başlamadan önce kanalıma abone olmadıysanız sizlerden kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Beğendiğiniz videoları beğenin. Sosyal medyada Faruk amcanızla, Fatma teyzenizle ya da kankanızla paylaşın. Yorumlarınız elbette benim için değerlidir. Sormak istediğiniz soruları da yorumlar aracılığıyla bana iletebilirsiniz. Şimdi videoma geçelim. Bu videomun konusu biraz da Finlandiya kültürü hakkında olacak veya tecrübelerim hakkında olacak. Finlandiya'ya yeni gelen veya gelmek isteyen arkadaşlara birazcık tecrübelerimden bahsetmek istiyorum. Türkiye'den Finlandiya'ya gelirken farklı kültürden geleceksiniz. Finlandiya'nın kültürü, iş kültürü olsun, insanların toplumun ilişkileri olsun çok farklıdır. Yaşam biçimleri olsun. Bunlar Türkiye'den farklılık gösterir. Zihniye bir kere çok farklıdır. O yüzden önyargısız mümkünse beyninize format atıp gelin yani silin bilgileri ki buradaki karşınıza çıkan yeni bilgileri kaydedebilirsiniz. Önyargısız kaydedebilirsiniz. Elbette ben her şeyi size anlatmam mümkün değil. Bu videomda çizmek istediğim çerçeve Finlandiya'ya gelirken Türkiye'deki düşünce tarzınızı, kültürünüzü, doğrularınızı, yanlışlarınızı geride bırak mantıklı düşünmeyin buranın mantığını önce almaya çalışın buradaki toplum insanlar ve sistem hangi mantıkla çalışıyor nasıl çalışıyor o bilgileri edinin ki o verilere sahip olursanız bir değerlendirme yapabilirsiniz bir fikriniz olur ve doğru kararlar alırsınız bu ülkede. Gençler özellikle bu videomu izlesinler. İlk geldiğinizde Finlandiya'ya herkesin geliş biçimi farklıdır. Farklı sebeplerle gelirler, farklı yollarla gelebilirler. Bu yolları ben anlatacak değilim. Çünkü bunun birçok yolu vardır. Kimi iş bularak gelir, kimi aile birleşimi olarak gelebilir, kimisi evlenerek gelir, kimi sığınmacı olarak gelebilir gibi gibi bunları sayabiliriz. Ama ilk geldiğinizde üç aşağı 5 yukarı aynı prosedürlerden, süreçlerden sizler de geçeceksiniz. Bu süreçleri sakın çok fazla sorgulamayın, anlamaya çalışın ama siz karar vermeyin. Çünkü başka bir toplumun, başka bir ulusun kurallarıyla yaşamaya geldiniz, yaşayacaksınız. O yüzden Türkiye'deki kültürle, kurumlarla çok fazla karşılaştırmayın burayı. İleride bunu karşılaştırmayın araştırma yeteneğiniz gelişecektir elbette. Ama bu uzun yıllar alacaktır. Onu da buradan sizlere söylemek isterim. Her gelen birey burada dijital veri ve nüfus kayıt dairesine kaydedilecektir. Adres beyanı alacaktır. Bu adres beyanı Türkiye'deki gibi çok gevşek değildir. Eğer adres beyanı yapmazsanız hiçbir yerde ikamet edemezsiniz. Evi bulamazsınız, konu bulamazsınız. Muhakkak o iş yapılmalıdır. Bunu sakın sorgulamayın arka yollar aramayın sistem burada çalışıyor Türkiye'ye göre çalışıyor Türkiye'de de benzer sistem olmasına rağmen hepiniz de biliyorsunuz arka kapıları bulunmakta sistemimizin bir de halkımız tarafından çok fazla benimsenmiş değil. Örneğin sitelerde ev kiraladınız, konut. Buraya bildirim yapmak zorundasınız ve bu bildirimi de dijital veri nüfus dairesine, kayıt dairesine bildirmeniz lazım. Yani bunlar birbirleriyle ilişkili olduğu için birisini bildirip birisini bildirmeden Türkiye'de olduğu gibi İşinizi halletmeniz genelde zordur burada. İlk yapacağınız iş o olacaktır. İkinci yapılması gereken iş burada. Iş kura. buranın iş kuruna bildirimde bulunacaksınız. İşkur hizmetlerinden teğet oymuş -um derler ya da T alıverip -um derler burada. İslam bürosudur bu. Halkının, işsizlerin iş bulmasına yardımcı olur. Gerçekten yardımcı olur. Sadece kaydetmezler sizi ilk gittiğinizde oraya kayıt olurken sizin bir mesleğiniz, meslek tarihiniz, yaptığınız işler, tecrübeleriniz, eğitiminiz, diplomalarınız hepsinin yanınızda bulunması çok iyi olur. Sizin açınızdan çok iyi olur. Bunlar kayıt altına alınıyor. Sizi tanımaya çalışıyorlar. Size uygun en iyi hizmeti verebilelim diye bu kayıtlar yapılır. Örneğin iş bularak geldiğinizi farz edelim buraya. Türkiye'deyken yaptığınız bütün işlerin diplomaları olsun sertifikaları olsun hepsini buraya getirin Hepsinin faydası var onların. Onların geçerli yok olsa dahi burada bunları tamamlayıcı eğitimlerle sizler o meslekleri yapabilirsiniz burada. Ya da eğitimini alıp eksiklerini tamamlayabilirsiniz. Daha iyi maaş alabilirsiniz. Sakın bunu ihmal etmeyin. Ya da bugün bulduğunuz iş yarın size iş veremiyorsa o meslek o geçmişte yaptığınız mesleği yönlendirebilir millere işkur istihdam bürosu size ya da onun tamamlayıcı eğitimlerini yapmanıza yardımcı olur. Yani ellerinden geleni yaparlar. Bu ülkede eğitim görmek ülkemizde eskiden bahsediyorum ben. Şimdiki durum nedir bilmediğim için çok kolaydır. İnsanlar toplumun bireyleri kendilerini eğitebilsinler, meslek edinebilsinler diye her türlü yol, arka kapı, ön kapı bırakılmıştır. Yeter ki siz kendinizi eğitmek isteyin, mesleğinizde ilerlemek isteyin, kariyer yapmak isteyin. Bunların bütün yolları açıktır ve size yardımcı olurlar ki siz doğru bilgileri verirseniz ön yargısız bir şekilde özellikle bir de diplomalarınız, sertifikalarınız varsa çok büyük yarar sağlarsınız bundan. İşte pişman olmazsınız. Günlük yaşamayın. Örneğin bu ülkede herhangi hizmet sektörü diyelim. Hizmet sektöründe iş bulduysanız hizmet sektörünün maaşları diğer sektörlere göre daha düşüktür. Tabii hizmet sektöründen daha düşük sektörler de vardır maaşı düşük olanlar ama bunları iyi araştırın. Örneğin bu ülkede metal işi, metal işçi, tecrübeli işçi açığı vardır, kaynakçı açığı vardır. Bunlar iyi para alırlar diğer sektörlere göre. Hemen gidip bulduğunuz işe atlamayın. Atlasanız bile bunu geçici olarak yaptığınız düşünün ve çalışırken dahi başka meslek öğrenme imkanları devlet burada vermiştir. İşverenlerle de bunun işbirliğini yapar. Bunu gidip en uygun istihdam bürosundan bağlı olduğunuz, kayıtlı olduğunuz istihdam bürosundan sorun. Diliniz mi yok? Devlet burada kurumlarında tercüman bulma yükümlülüğündedir. Yani tercüman aracılığı ile derdinizi anlatırsınız. Ne istediklerinizi anlatırsınız randevu alarak. Burada her türlü yardımı bu ülkede alırsınız. Buranın devletinin mantığı halkı kendine eğitsin, topluma yararlı bireyler olsun diyerek elinden geleni yapıyor. Türkiye'deki gibi biliyorsunuz eskiden öyleydi. Şimdi yavaş yavaş o zihniyette değişiyor ama sadece elit takım eğitim alabiliyordu. Elit takım üniversitelerde gidip eğitim alabiliyordu vesaireydi. Bunu inkar edemeyiz çünkü kotalarla vesairelerle oraya o eğitim kurumlarına diğer başka şahısların girmeleri adeta engel olunuyordu. Engel olunuyordu yani kısaca. Hepimiz bunları biliyoruz. İçeriklerini ayrıntılarını anlatmaya gerek yok. Bakınız son yıllarda üniversite yapımına dahi açılmasına dahi bu zihniyet karşı çıktı. İşte yeterli öğretim üyesi yok vesaire denilerek böyle bahanelerle bunlara karşı çıkıldı. Elbette doğru. İlk sıfırdan başlayacağınız bir şeyde hep aksaklıklar vardır. Önemli olan başlamaktır. Ama onların asıl amacı o değildi elbette. Gene belli bir elit kesim orada. O elit kesimin çocukları orada eğitim görsün istediler ve bu şekilde ülke yönetimini kilit noktaları ellerinde tutmak için yapıyorlardı. Bu artık ayan beyan ortaya çıktığını hepimiz biliyoruz. Kurumlar o yüzden laçkaydı ülkemizde zamanında. Daha doğrusu halkımız da bilinçli olmadığı için kurumlar kurulmuştu ama kurumların başındaki kişiler neden orada görev yaptıklarının bilincinde değildiler. Sanki halk onlara hizmet ediyordu. Aslında onlar halka hizmet için oradaydılar. O zihniyet burada tam tersi o yüzden burada devlet ve halk birbirine bağlı, birbiri olmadan yani kurumlar birbirine bağlı. Toplumun bireyleri bu kurumlar olmadan yaşayamazlar burada. Türkiye'de biliyorsunuz işsiz kalınca devletin umurunda değil. Nasıl yaşadığını dahi sormuyor. Bir örnek vereyim. Üniversiteye giden bir öğrenci Türkiye'de yurtta kaldığını farz edelim. Devlet yurdunda. Devlet elbette bir şekilde yardım ediyor ona ama buradaki gibi değil. Para istiyor belli bir miktar istiyor ama sen para kazanmıyorsun. Nereden buluyorsun bu parayı? Nereden bulacaksın bu parayı diye sormuyor. Babası var çünkü kültür farklı. Burada babalar, anneler yetişkin, erişkin çocuklarından sorumlu değil. Zihniyet böyle çalıştığı için bunun sorumluluğu devlete ait. Devlet bu kişilerden para talep edemiyor. Yolları var elbette. Burada da olduğu gibi bir de eğitim görürken devlet eğitim görsün, meslek sahibi olsun diyerekten eğitim günlerine gitti eğitim günü başına eğitim parası veriyor. Yani bu kişinin parası yok, geliri yok, buna yardımcı oluyor. O amaçla veriliyor bunlar. Buraya geldiğinizde, dil kurslarına gittiğinizde veya herhangi bir kursa gittiğinizde devlet belli bir miktarlarda bu bütün fin halkı içinde aynıdır size yaşayacağınız geçiminizi sağlamanız için para verir, eğitim parası verir. Artı belediyeler burada eğer konutunuz kiraysa, konut giderlerinizi geçiminizi sağlayamıyorsanız buna destek verirler ve yardımcı olurlar. Nereden nasıl başvuracaklarını yani her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz burada. Eğer hiçbir yerden yardım alamazsanız yaşayamazsınız burada. Türkiye gibi değil. Türkiye'de biliyorsunuz bizim köyümüzden gelir balımız, yağımız, peynirimiz, o şekilde soğanımız. İdare ederiz. Devlet sormaz sen nasıl yaşıyorsun bu maaşla diye. Çünkü tek maaşla yaşar bir aile orada ama o ailenin diğer bireylerinin nasıl yaşadığını sormaz. Sorumluluk almadığı için o sorumluluk olduğu gibi aile rezilisine bırakıl olmuştur. Aslında o sorumluluk aile reisinde değildir. Devlettedir, belediyelerdedir, kurumlardadır. Bu kişileri eğitmesi lazım halkımızı, bu kurumlar. Bu bilinç yerleşmediği için ve o zihniyet kurumlarda da olmadığı için bu hala daha tam olarak Çalışmıyor bu kurumlar. Yavaş yavaş bazı şeyler düzelse dahi çok şeyleri yapılmamış karşı gelindiği için geri kalmışız bu konularda. Zihniyetimiz eski zihniyet olarak kalmasına özellikle izin verilmiş çünkü kurumlar hiçbir sorumluluk almamış, almak istememişler. O yüzden Finlandiya'ya geldiğinizde muhakkak kayıtlarınızı gereken yerlere yaptırın. Özellikle Finlandiya'ya geldiğinizde Türkiye'deki gibi düşünmeyin. Sendikalara, meslek sendikalarına kaydolun. Türkiye'deki çalışan sistem gibi değildir buradaki meslek sendikaları. Meslek sendikalarını orada mecbur ederler ama meslek sendikaları üyelerine hiçbir hizmet neredeyse vermezler. Buradaki gibi Örneğin burada iki tip sendika vardır. Birinci tip meslek sendikası kaydolduğunuzda üyelik her ay üyelik ödersiniz. Cüzi bir miktardır bu. Öyle çok büyük bir para değildir. Yüzde bir kadardır. Aldığınız maaşın yüzde biri kadardır. Ama işsiz kaldığınızda bu ülkede o sendikalar size neredeyse iki sene boyunca normal aldığınız maaşın %70'i işsizlik parası olarak iş buluncaya kadar verir size. Benim hatırladığım kadarıyla 500 gün olması gerekiyor. Kanunlar değişebilir. 2 yılın altında olduğunu biliyorum. 500 gün iş günü olarak sayılıyor. Hafta içi olarak sayılıyor. Onu da belirtmek isterim. 500 iş günü. Cumartesi, pazar günlerinden size işsizlik parası verilmez. Mantık böyle çalışır. Aslında Türkiye'de de öyle çalışıyor ama biz bunun hala bilincinde değiliz büyük ihtimalle. O yüzden meslek sendikalarına muhakkak üye olun. Bu bir avantajıdır. Sonra meslek sendikası üye olduğunuz için iş yeriyle problemleriniz olduğunda size avukat vesaire gibi adli yardımlarda bulunur. Haklarınızı savunur yani. Ve bu da normaldir burada. Meslek sendikaları normaldir. İşveren meslek sendikasına üye olan birisini dışlamaz, işten atmaya çalışmaz. Kesinlikle öyle bir zihniyet yoktur burada. Zaten işçi de bulamaz öyle yaparsa. Küçük bir ülke burası. Yani Türkiye'deki gibi sen yoksan sırada bekleyen sokakta çok işsiz var diyemez size. O yüzden sizi elinde tutmaya çalışır. Bu zihniyeti, Türkiye'deki zihniyeti Türkiye'de bırakın. Eğer öyle bir düşünceniz varsa. Çünkü normal öyle düşünmeniz de normal. Türkiye'de sendikalar parayı alırlar, yerler nereye götürdükleri belli değil ne yaptıkları belli değildir. Zaten o seçimlerde ondan kavgalar olur, sandalyeler uçar, o paranın başında kavga ederler onlar. Ama üyelerine hiçbir şey vermezler. Bir de senede bir veya belirli senelerde sendikalar işveren ile anlaşma yapacağı zaman bir de ondan, onlarda rüşvet yerler, sizin hakkınızı kat kat yerler, savunmazlar hakkınızı hepimiz biliyoruz ama bu gerçekleri maalesef konuşan yok konuşamıyoruz. Çünkü konuştuğumuzda biz de bir yere bağlıyız. Hemen oradan bize ders verilir. Biz o dersi almak istemiyoruz. Korkuyoruz, bağlıyız. Çünkü öyle bağlamışlar bizi. Böyle birçok meslek sendikası olsun, meslek kuruluşları para toplarlar. Bir de bunu kanunlarla mecbur etmişlerdir. Sen gidersin üye olmaya mecbur kalırsın. Bir iş yeri açacağında vesaire olacağında seni mecbur mecbur ederler. Yani birazcık terslikler hala Türkiye'de devam ediyor. O Türkiye'deki mantığı unutun amaçtı. Bunu söylüyorum. Türkiye'dekiler Türkiye'de kalsın. Burada sendika üye olun ya da meslek sendikası yoksa siz eğer adli yardım, hukuki yardım almak istemiyorum vesaire ediyorsanız sadece işsizlik kasası dedikleri sendikalar vardır. Bu sadece işsiz kaldığında o %70 aldığı maaşın maaş kadar aldığım maaş kadar size 2 yıla yakın maaş verir o güvence vardır sadece onlara yaptığınız üyelik ödemesi de çok düşüktür eğer o düşük parayı heves eder giderseniz eğer kendi hakkım ben kendim iş yerimde bir sorun olunca savunabilirim derseniz o sendikalara o işsizlik kasası deniliyor. Burada oraya kaydolursunuz. Mesleğinize uygun sendikalara gidin kaydolun. Bunlar illa mecbur olan şeyler değildir ama önerilir. İki yıl boyunca neredeyse maaşınıza yakın işsizlik parası alırsınız işsiz kalınca eğer bu sendikalara üye değilseniz devletin işsizlik parasını düşersiniz. O da çok çok bir rakam olduğu için çok zorluk çekersiniz. O yüzden iş kurda olsun buranın istihdam hizmetlerinde bunları size söylerler, önerirler veya göçmen dairesinde bunları sizlere bilgilendirmekle mecburdurlar, yükümlülükleri vardır. O yüzden bu ülke birisi sizi sendikayı vesaireyi önerdiğinde sakın bu ne demek istiyor, üye olursam şöyle olur mu gibi hiç düşünmeyin. Hemen üye olun, hakkınız vardır. Eğitim mesleğinizle ilgili hep bu işi yapmak istemiyorsanız burada eğitim alabilirsiniz arkadaşlar. Meslek eğitimi olsun, üniversite olsun. Bütün okul diplomalarınızı vesairenizi getirin burada. Mesela Türkiye'de lise mezunu olmayanı üniversiteye başvuru hakkı, sınavına girme hakkı dahi vermiyorlar. Ama burada bu ülkede liseyi bitirmemiş olsanız dahi her kapı açık bırakılmıştır. Eğer meslek eğitimi aldıysanız, meslek okuluna gittiyseniz, bir senelik, iki senelik üniversiteye başvuru hakkınız, sınavlarına girme hakkınız vardır. Yani eğitim görmeniz için devlet her yolu açık bırakmıştır. Bizdeki elitler kapatmışları biliyorsunuz. O elitlerin de kimler olduğunu biliyorsunuz. Benim bunları söylemem gerek yok ama her şey daha düzgüne doğru gidiyor ama çok geç kalmışız. Yüz yıl boyunca neredeyse tabii yüz yıl değil. Bu Cumhuriyet döneminde maalesef bir zıplama yapmışız. Sonra derin çok çukurun içine düşürmüşler bizi zıplattıktan sonra. Allah'tan internet vesaire çıktı da bizim halkımızın gözü biraz daha açıldı ama bizim halkımız bazıları gençlerimiz yönlendiriliyor, algılar yapılıyor, gidiliyor. Bilgi değil de magazinin peşinde koşuyorlar maalesef. İnternette, çevrim içinde ama bilgiye ulaşmak daha kolay. Abi doğru bilgiye ulaşmak zorlaştı. Onu da siz ayırt edeceksiniz. Oradan gelen her bilgi de doğru değil. Aynı şeyler burası için de geçerli. Ama bizim Türkiye çevrim içinde vahşi bir ortam yaratmış. Orada artık insan şaşkına dönüyor. Güvenebilecek internet siteler dahi bulmak çok zor. Ve buraya geldikten sonra her kaydınızı yaptırdıktan sonra dil eğitimi alabilirsiniz. Onun için ülkeye entegrasyon kursları vardır. Uyum kursları vardır. Bu kurslara gidersiniz. ilgi duyun. İlgi duymazsanız gitmiş olmak için gider istersiniz o kurslara vesaire. ilgi duyun, her yaptığınızı sorgulayın. Hatırlıyorum seneler önce ilk işe girdiğimde ilk maaşımı aldım, bordromu aldım. Didik didik etmiştim ben onu. O bordro duruyordu sonra attık. Hepsini sormuştum bordronun üzerinde yazanların. Bu ne parası, bu ne demek, bu ne demek, bu ne demek anlamaya çalışmıştım. Mantığı anlamaya çalışmıştım. Bu ülkede bir de bürüt konuşulur maaşlar. Herkesin vergi oranı farklıdır bu ülkede. Neden farklıdır? Kazanca göre vergi aldıkları için farklıdır. Bir de bazı haklarınız, avantajlarınız vardır. Örneğin ev kredisi aldıysanız bunu verginizden düşürebilirsiniz bildirerek, vergi bildirimi yaparak bu tür haklarınızı, avantajlarınızı muhakkak öğrenin. Gözünüz açık olsun. Bu ülkede her türlü hak var. Burada rezil olmazsınız. Zengin olmaya geliyorsanız işçi olarak da zengin olamazsınız. Ama ne olur araba alırsınız. Türkiye'de hayal dahi edemediklerinizi burada gerçekleştirirsiniz. İlk aylığınızla ikinci el araba olarak bir, birkaç tane araba dahi alabilirsiniz artık. Hangi yenilikte olduğunu, hangi model olduğunu var o, o arabanın, o markanın. Yani burada otomobile ulaşmak çok zor değil. Konut standarttır burada herkesin yaşadığı konutlar standarttır burada zengin fakir ayrımı Türkiye'deki gibi gözle görünmez olsa bile siz anlayamazsınız elbette hiç yok demiyorum burada ama Türkiye'deki gibi değil Türkiye'de iyice çığırından çıktı biliyorsunuz burada herkesin yaşadığı konutların standartı aynıdır ısıtma ayrıdır vesaire ayrıdır herkesin hayat standardı birbirine yakındır bu konu hakkında eğer sormak istedikleriniz varsa ben elbette aklıma gelenleri şimdi sizlere anlattım. Ben sorularınızı cevaplamaya hazırım. Biraz önceki konuyu tekrar dönmek gerekirse bir şey geldi aklıma. Eğer zengin olmak istiyorsanız başkasının yanında çalışmayacaksınız. Risk alacaksınız. Girişimci olacaksınız. Bu her ülke için geçerli. Finlandiya'nın potansiyelini iyi ölçüp için 5,5 milyonluk bir ülke. Dediğim gibi bir işe başladığınızda işçi olarak başkasının firmasal altında çalışsanız dahi o çalışırken hayallerinizi yapmak istediklerinizi nasıl gerçekleştiririm diyerek araştırın ve çalışırken de başka meslek öğrenebilirsiniz. Ve ben böyle yaptım. İşverenle konuşarak çalışma saatlerini dahi halledebilirsiniz. Her türlü kolaylık var. İşveren bunu yapmakla da yükümlüdür bir de. Artık hangi mesleği öğrendiğinize bağlı. O konudan konuya meslekten mesleğe değişir. İlla hakkınız demiyorum. Ama kolaylığı vardır. Yolları vardır. O yolları iyi bulun. Girişimciler için destekler vardır. Bu ülkede avantaj çoktur. Ama bir girişimci olduğunuzu düşünün. ilerisini de düşünün. Hayatta kalabilir misiniz? Hayatta kalamazsanız topu da dikerseniz, iflas da ederseniz o da kötü. O büyük bir risk. Onu da aklınızdan çıkarmayın. Türkiye'de de her şey iyi olacak ama işte dediğim gibi son 70-80 yıl çok boşa jandığı için ülkemizde çok geri kalmışız, zihniyet olarak da geri kalmışız. Bakın seçimleri izliyoruz. Hala daha muhalefet Hazanamıyor Niye zihniyet? Eski zihniyet. Onun da farkındalar mı bilmiyorum ama eski özlem duyuyorlar. Hala daha eskilerde takılmışlar kalmışlar. Ben anlamıyorum ama o ok yaydan çıktı Türkiye'de. Her şey iyi olacak. Biz görür müyüz onu bilemeyeceğim ama Türkiye'nin potansiyeli Finlandiya'ya göre daha güçlü, daha çok fazla. Onu da söylemek isterim. Eşte ülkemizde Finlandiya'daki gibi kurumlarda zihniyette böyle olsa bizim kültür Yapımız farklı ama bu kültürü bazı değişikliklerle daha iyi hale getirebiliriz. Getirmeliyiz ama yapacağız. Ben umutluyum diyerek videomu bitirmek istiyorum. Umarım yararlı bir video olmuştur bu sizin için. Finlandiya'dan tekrar hepinize selamlar gönderiyorum. Kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olunuz. Videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basınız. Sosyal medyada Faruk amcanızla, Fatma teyzenizle, kankanızla paylaşınız. Yorumlarınız, sorularınız da elbette benim için çok değerlidir. Bir sonraki videomda görüşelim diyorum. Esen kalın, hoşçakalın.